Selamlarım olsun herkese. Yapanarlardan Yasemin ben. Ben normalde kendimi tanıtırken adımdan soyadımdan sonra ilk söylediğim şey her zaman ne iş yaptım oluyor. Çünkü bayılıyorum gizliden gizlide bugüne kadarki çalıştığım marka üzerinden hava atmaya, onlarla böbürlenmeye filan. Onun için bana sorduklarında titrene ne diyelim diye kendini araştırmacı demek istedim. Çünkü hem istedim ki siz böyle duyduğunuz zaman hiçbir fikre varamayın. Kafamdan atmış bir titri olduğum için beni böyle bir yere sınıflandıramayın. Hem de oh olsun bana. Egon böyle yerli bir olsun ve hava atamayayım diye. Çünkü ben aslında artık kendime kalıcı bir tanım arıyorum. Bugüne kadar kendimi işim, eşim üzerinden, neyin üzerinden tanımadımsa gidiverdi. Onun için istiyorum ki ben işimden çok daha fazlası olduğum için bir tanım bulayım kendime ve artık kendini derine tanımaya, anlamaya ve kendini gerçekleştirmeye çalışan, yolculuğunu samimiyetle aktaran sıradan bir yolcuyum. Mümkünse bana bugüne kadar ki başarılarımdan dolayı değil de şu an burada dinleyeceğiniz kişi için saygı gösterin. Ben şimdiki bu podcast ve video işlerine başladığım zaman pandemi yeni başlamış. Onun için sürekli evimdeyim falan. Onun için bir tık konfor döndü orası. Hep de derdim ki korkarım ki benim ilk sahne tecrübem TEDx olacak. Şaka kaka olmuş ki bugün karşınızdayım. Şimdi en büyük hayallerimden bir tanesi benim işte toplumlara konuşmak, sahnede olmak, millete seslenmek filan eğitimler vermek. Onun için de korkuyorum da bir tık yani inanılmaz bir sahne korkum var. Diyorum ki herhalde en derin yani en güzel başarılarım hazinem en derin korkumun altından çıkacak inşallah. Ve onun için de istedim ki her şey mükemmel olsun. Yani mükemmelleştirmeye çalıştım olayı. İşte ne yaptım? Hemen dedim acaba bir koç mu bulsam, beni eğitse, hazırlasa buna. Sonra onu saldım. Sonra dedim ki TEDx kitabı bir tane, TED'in kitabı var. O kitabı aldım. İşte bugüne kadarki en iyi konuşmacılardan alıntılar, neler nasıl yapılmalı falan onu anlatıyor. Her sayfayı çevirdiğimde bir tık daha yetersiz hissettim kendime. Sonra kenara koydum. Neden mükemmel yapmak istiyorum? Çünkü eğer karşınızda iyi, çalışkan, verimli, kusursuz, hatasız durursam beni seveceksiniz, sayacaksınız ve ben başarılı olacağıma inanıyorum. Beni eleştire eleştiremeyeceksiniz ve yargılayamayacağınıza inanıyorum bir şekilde. Halbuki başlığında samimiyet dediğim bir konuşma en güzel samimi olarak yapılır gibi geliyor bana. Çünkü mükemmellikle samimiyet aslında tam zıt kavramlar. Yani ben bir şeyleri mükemmelleştirmeye çalıştığımda, kitabına uydurduğumda, kalıbına sokmaya çalıştığımda, hatasız kusursuz durmaya çalıştığımda evet belki mükemmel bir şeyler çıkartıyorum ama samimi olmayabiliyor, kalpten kopmuş olmayabiliyor. Ama samimiyeti seçtiğim zaman Karşınızda hatalı yapabilirim, kusurlu durabilirim, kırılganlıklarım, utançlarım, korkularım hepsi çıkabilir. Ama kalpten bir şey paylaşmış olurum ve kalpten paylaştığım zaman da sizinle derin bağ kurmuş olurum ve ben bu hayata ve biz bu hayata derin bağ kurmaya geldik. Onun için de zaten bugün size kendi hikayemi anlatacağım. Ve sizden ricam beni dinlerken mümkünse kendinizi duymaya çalışmanız. Yani bana aslında kendinizi yansıtmanız. Çünkü benim sorunlarımı, konularımı dinlerken göreceksiniz ki konular benim, sorunlar hepimizin. Ve hepimizin mayası aslında aynı. Efendim, bundan 5-6 yıl öncesine kadar ben böyle kendimi insanlara sevdireceğim, beğendireceğim, onay alacağım falan diye yaptım. Bir böyle bir cool, işte iyi, havalı insan tanımım vardı. Ve hep kendimi ona uydurmaya çalışıyordum. Neydi benim ki? İşte sporcu, çılgın festivaller, sıradışı tatiller, çılgın partiler, çok iyi bir iş, eş, ev, araba filan. Neyse bunlar böyle. Hep kendime bir kontrollü bir haldeydim ve böyle aman diyordum yani insanlara yeter ki imajım zedelenmesin istiyordum. Buna uğraşıyordum. Bu sefer ne oluyor? Yeni bir şeylere adım atmaktan, konfor alımından dışına çıkmaktan korkuyorum. Çünkü başarısız da olabilirim ucunda. Ya da mesela aptalca bulunursa diye fikrimi paylaşamayabiliyorum. Birini beğendim, benim mümkün değil onu açılabilmem, maazallah reddedilebilirim filan. Böyle olduğu zaman aslında kendim gibi değil de topluma uyacağım diye bir kalıbın içinde yaşamaya başlıyorum bir şekilde. Hayat böyle devam ediyor filan derken. Bir dönem ben hayatımdan kendimi üzerinden tanımladığım ne varsa, işim, eşim, evim, arabam bunların hepsini benzer zamanlarda kaybettim hayatında. Ve böyle olunca çok canım acıdı tabii ki. Ve öyle olunca dayanamadım o acıyla, kalamadım ve kendimi her zaman yaptığım gibi sokaklara attım. Bu arada bu bilinçle yapmıyorum o zamanlar. İşte kendime sigarayla, alkolle, parti ortamlarıyla, fazladan belki işe vererek, televizyonla, telefon telefonumla yani sosyal medyayla bir şeylerle sürekli böyle bir uyuşturma çabasındayım. Sonra şunu fark ettim, yani ben artık bu hali yaşamak istemiyorum çünkü fark ettim ki ben acımdan kaçmaya devam ettiğim sürece, can sıkıntımın içinde oturduğum müddetçe o can sıkıntısı ve acı hiçbir yere gitmiyor. Yani ben sadece onu böyle paspasla üstüne örtmüş oluyorum bir şekilde ve orada duruyor. Benim bu dönüşümü yaşamam için yeni bir şeye ihtiyacım vardı. Dedim ki, Yasemin, bu acının içinde oturacaksın, duracaksın, değişmesini, dönüşmesini bekleyeceksin. Çünkü bugüne kadar hadi dışarıyamış gibi yaptın, sosyal medyada milleti sandırdın. Kendini kandırmaya ne kadar devam edebilirsin diye sordum. Kendi kendime oturmaya başladım ve tahammül edemedim arkadaşlar kendimize. Onun için size soruyorum. Siz bir odanın içinde hiçbir şey yapmadan, kendinizi hiçbir şeyle uyuşturmadan ne kadar kendi düşüncelerinizle baş başa kalmaya tahammülünüz var? Benim hiç yoktu. Ben gerçekten yapamadım. Ve böyle olunca hayatı yatış şeklimin tamamen bir değişimden geçmesi icap etti. Ve bir ruhsal çöküş gibi bir şey yaşadım aslında. Ve ondan sonra birazcık fark ettim ki aslında düşüncelerimle baş başa oturamamın sebebi benim düşüncelerimin çoğunun negatif olması. Ve dedim ki bir sağayım bu düşünceler, bana ne anlatmak istiyorlar. Ve gördüm ki aslında o kendime tahammül edemediğim taraflarım, korkularım, utanç tetikleyicilerim, kırılganlıklarım, kaygılarım ve fark ettim ki aslında ben bir bütünsem ve bu evrende her şey artısıyla, eksisiyle geliyorsa o zaman ben karanlıklarımı uyuşturmaya devam ettiğim sürece yani mesela korkuyu sevmiyorum diye korkuyu uyuşturuyorum, onu yok sayıyorum, o düşünceyi itiyorum ama o zaman cesur da olamıyorum zaten. Dolayısıyla ben bu tarafı uyuşturmaya devam ettikçe aslında pozitif diyebileceğim aşkı, samimiyeti, aidiyeti, mutluluğu hepsini de uyuşturuyorum. Dolayısıyla karanlıklarıma ışık tutabilmem lazım ki ben hayatı bir bütün gibi yaşayabilim. ve aslında samimiyetle önce kendime sonra başka insanlara bir hayat yaşayabileyim. Bu sıralarda böyle gidiyorum, geliyorum falan falan hayranı olduğum utanç ve kırılganlık uzmanım Brene Brown'un bir sözüne denk geldim. Diyor ki, eğer kendin olmak istiyorsan, özünden bir hayat yaşamak istiyorsan ve iç huzurunu sağlamak istiyorsan en önemli şey kırılganlık. Kırılganlık dediği de şu, mükemmel olmak zorunda değilim, hata yapabilirim diyebilmek ve kendine bütün hallerini alan açmak demek aslında. Ve dolayısıyla bütün karanlıklarını, bütün utandıklarını, korktuklarını hepsini kendine katmak demek. Sonra ben arkadaşlarımı aldım, onlara sürekli kaygılarımdan, korkularımdan bahsetmeye başladım. Bir baktım inanılmaz daha derin bağ kurmaya başladık. Onlar da bana açılıyorlar ve ben aslında yalnız değilim bu yolda. Sonra kırılgan pazarlar diye bir konsepte başladım. Instagram'da pazar günleri paylaşıyorum. İnsanlar da cevaplar yazıyorlar. Bugüne kadar sordum, sorulardan işte en kendine en sık söylediğin yalan hangisi? En son hangi bildiğin doğru değişti gibi gibi böyle aslında derin kazmanın gerektirdiği kendine sorular soruyorum. Ve bir baktım 1500'e yakın insan cevap veriyor. Yani bayağı insanların aslında görülmeye ihtiyacı var. Yargısız bir alanda duyulmak istiyorlar. Birbirlerinin yorumlarına yorum atıyorlar filan. Ve utandıkları şeyleri aslında açıklıkla paylaşıyorlar utandığımız şeyleri açıklıkla paylaşmaktan çok korkuyoruz. Yani görülür olmaktan. Çünkü sanıyoruz ki onlar sadece bizde varlar. Onun için onları gizlemeye çalışıyoruz bir şekilde. Siz zannediyor musunuz, ben utanmıyorum, zaman zaman içimden çıkabilen narsist, kibirli, yargılayıcı, en yakın arkadaşlarına bile hasetlenebilen yasodan. Ya da bazen insanlara karşı uyguladığım stratejileri fark ediyorum, sırf istediklerim gerçek olsun diye kıskandığım insanları dışlayabiliyorum. Ya da beğendiğim, böyle hayran olduğum kişileri yaranmaya çalışırken çok da bir çıkarım olmayan insanlara küçümseyebiliyorum. Dolayısıyla insanlara gösterdiğim sevginin ve saygının ne kadar yalandan olabildiğini görüyorum. Bunların hiçbiri beni kötü bir insan yapmıyor arkadaşlar. İnsan yapıyor sadece. Ben burada size bunları anlatırken ne kadar rezalet bir kadınmış diye mi dinliyorsunuz beni? yoksa kendinizi mi görüyorsunuz bende? Korkularımız bile bir bende olan terk edilme, reddedilme, yetersizlik, başarısızlık gibi korkuların hiçbir bende yok diyenlerin yani parmaklarını görebilir miyim? Ben de öyle sanmıştım. Kimse birbiriyle paylaşmadığı için bunları kendimizi özel zannediyoruz ve yalnızlaşıyoruz zamanla. Ve üstelik zannediyoruz ki bu utandığımız taraflarımız zayıflık. Aslında aksine utanç dediğimiz şey İnovasyonun, yaratıcılığın, yeni şeylerin aşkın doğum yeri. Ve biz o utandığımız taraflarımızı kendimize sakladıkça o içimizde büyüyor. Çünkü utanç gizlilikten hoşlanıyor zaten. Ama biz onları paylaştıkça onlardan özgürleşmeye başlıyoruz ve zaten yalnız olmadığımızı görüyoruz. Bunu yapabilmek için de bence kendimizi derinle tanımamız gerekiyor. Derinle tanımak için illa yoga, meditasyon, nefes vesaire yapmana gerek yok. Belki bunları yapman gerekmez bile istemiyorsan ama kendimizi derinle kazmak durumundayız. Bence bunun en güzel metodu da kendinin hayatla ve insanlarla özellikle de en yakınlarıyla olan ilişkisini gözlemlemek. Yani sen hayatta en çok nelere gıcık oluyorsun? Acaba bu gıcık olduğun şeyleri zaman zaman sen de yapıyor olabilir misin? Kimlerin nelerine tahammül edemiyorsun? Acaba kendini yansıtıyor olabilir misin onlara? Nelerden üstün görüyorsun? Kimlerden niye üstün görüyorsun? Kendini ne zannediyorsun? Bütün bu soruları sormaya başladığın zaman aslında minik minik hayatında bir şeyler açılmaya başlıyor ve evet birazcık zorlu bir sürece girebiliyorsun çünkü zor olabiliyor o taraflarına, bugüne kadarki karanlık taraflarına bakma cesareti göstermek. Ve arkadaşlar aslında bu kusurlar hepimizde var. Yani Çatlaklarımız var aslında ve o çatlaklardan içeriye sızmak isteyen ışığa izin vermek durumundayız. Eğer bir bütün hayat yaşamak istiyorsak samimiyetle bir hayat yaşamak istiyorsak ve bilin ki o çatlaklar sayesinde o tantiz yoksa zaten herkes bir kalıba sıkışıyor ve hepimiz aynıyız bir farkımız yok birbirimizden ve onlar bizim en büyük hazinemiz bir yandan o karanlıklarımız ve kendini açıklıkla ortaya koymanın. Ne kadar büyük cesaret gerektirdiğini inanın farkındayım. Ama korktuğun halde adım atabilmektir cesaret. Savunmasız kalmayı göze almaktır. Çünkü sen cesur olmayı seçtiğinde başarısızlığı, hayal ve kalp kırıklığını da göze alırsın. Ve bu dünyada şu anki düzende sana kendinden başka her şey olmanın diretildiği bir hayatta inatla, ısrarla, samimiyetle kendin olmanın ne kadar zor olduğunu inanın biliyorum. Ama başkaları ne der diye yaşayarak geçecek bir hayattan daha zor olabileceğine gerçekten inanmıyorum. Onun için kendimize ışık tutmanın, kendi karanlıklarımıza bakmanın müthiş önemli olduğuna inanıyorum, gerçekten öyle düşünüyorum. Ve bilin ki biz kendimizi mükemmelleştirmeye çalıştığımızda aman kimse beni görmesin görülmeyeyim etmeyeyim uydurayım kalıbına dediğimiz zaman aslında o kadar da derin bağ kuramıyoruz. Evet mükemmel oluruz ama mükemmellik bir illüzyon ve aslında bizi insanlardan uzaklaştırıyor. Ama ben ne zaman utandıklarımı, kırılganlıklarımı, korkularımı paylaşmaya başlıyorum, o zaman zaten önce kendimle, sonra etrafımdaki insanlarla samimi bir ilişki yaşamaya başlıyorum. Dolayısıyla okları hep içimize çevirmemiz gerekiyor. Ve Taptuk Emri'nin de dediği gibi arkadaşlar, bu yol hiçten içe, içten içe, içe içe biliyorum zorlanabileceğimizi zaman zaman ama paylaştıkça kendimizi göreceğiz ki aslında hepimizin mayası aynı. Hepimiz bir avuç sudanız, bir avuç topraktanız. Hiç kimsenin de böbürlenecek çok da bir tarafı yok diğerinden. Unutmayın ki samimiyet ve cesaret bulaşıcıdır. Kalp açıklığınız daim olsun.